Değerli arkadaşlar, Ankara Onkoloji Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeyiz. Türkiye'de ve hatta dünyada yenilikçi bir aşı teknolojisi olan VLP aşısında faz 1 gönüllüsü olduk. Normalde bu çalışmalar 27 Mart'ta başladı. 36 gönüllüyle başladı. Biz de artı 2 Hasan Mandal hocamızla beraber biraz ısrarlı bir şekilde bu çalışmaya katılmış olduk. Ocak 2020 tarihinde biz COVID-19 Türkiye platformu olarak hocalarımızı toplamıştık. Türkiye'de bütün aşı ve ilaç çalışması yapan hocalarımıza Türkiye bu pandemiyle ya da bu virüsle mücadelede neler yapabilir diye kendileriyle bir toplantı yapmıştık ve o toplantıda bazı hocalarımız Türkiye'de aşı üretme kabiliyeti olduğunu, bunu başarabileceğimizi, hocalarımızın ve tesislerin olduğunu, bunu yapabileceğimizi söylemişlerdi. Ve bir hocamız şunu demişti: Sayın Bakanım, siz bize destek verin, önümüzü açın, aşımızı üretelim, ilk biz kendimize vuracağız. O gün biz Hasan Hoca'yla söz verdik, dedik ki yeter ki bilim insanlarımız bu aşıyı üretme noktasına gelsin, sizinle beraber biz de gönüllü oluruz. İşte bugün o gönüllülük sözümüzü yerine getiriyoruz. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Tabii ki aşılama vaktiniz geldiyse, aşıya adaysanız lütfen Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları kendinize yaptırın. Ama yerli aşı çalışmalarında da gönüllü olmak istiyorsanız lütfen çekinmeyin. Bakın, biz burada Hasan hocamızla beraber faz 1 yani ilk insan denemelerinde gönüllü olduk ve aşımızı yaptırdık. İnşallah bu çalışmalarla Türkiye'nin VLP denilen yeni teknolojideki aşısında hızlıca ilerleyerek sene sonuna kadar faz 3 çalışmalarını tamamlayıp Türkiye'nin VLP yerli ve milli aşısını biz elimize almak istiyoruz. Sadece Türkiye'ye faydası olmasın, bu aynı zamanda tüm insanlığa faydası olsun istiyoruz. Ben tabii buradaki hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Faz 1 klinik çalışma merkezi açmak vizyoner bir adım. Ankara'da sadece bir tane vardı. Şimdi Sağlık Bakanlığımız ikincisini şehir hastanesinde açtı. Fevzi hocamız burada. Kendisi vizyoner bir şekilde burayı kurmuş oldu ve bu sayede biz VLP aşımızın ilk insan denemelerini başlattık.